Bridgestone'la kusursuz performans senin elinde. Sky Spor ekranından herkese merhabalar. Derbiden gol sesi çıkmadı. Aslında futbol sesi çıkmadı desek daha doğru olacağını. Bir düdük sesi vardı. Bir tek düdük sesi vardı. Hakem Arda kardeşlerin sık sık başvurduğu bir düdük sesi vardı. İsabetli şutlar bir tane var maç boyunca. Ziyech'le 70. dakikada. Bisküvi kırmaz top dediğiniz siz değerli futbolcuların öyle bir şuttu. Çok kötü bir maç izledik. Hiç derbiye yakışan bir saha atmosferine şahit olamadığımızı söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hemen maç yorumuna geçelim. Ceyhun abi nasıl değerlendireceksin? Kısa bir maç yorumu alayım. Alamadı. Ya beklediğimiz maç olmadı açıkçası. Biz daha keyifli, daha heyecanlı, daha pozisyonlu. Maalesef faullerden başka bir şey izleyemedik. Yani kaç 45-50 tane faul falan oldu değil mi maç içerisinde? Yani sadece fauller 30 saniye kaybetse, yani topun oyunda kaldığı süre, ilk yarı kaçtı? 22 dakika mıydı? İlk yarı 22 dakika. Genelde de taş çatlasın 40 dakikadır geçmemiştir belki de yani. Yani bir şey izlemedik. Ben de öyle düşünüyorum. Pozisyonu 22 dakika 10 saniye top kalması. Pozisyonu olmayan. Oyunda kalması. Evet, pozisyonu olmayan. Hani iki takımın da ne oynadığı çok belli olmayan. Sezon başından beri herkes bu maçı bekliyor. Evet. Ama Türkiye'de yapılan transferler, iki tane büyük takım oynanan futbola bak ya. Ya bir ara Ümit pozisyonu ya, hatırlıyorsun değil mi? Birbirimize baktık. Ya, arka arkaya 3 pas yapmadı. 5 tane. Hadi Fenerbahçe Galatasaray oynadılar ya. Ya böyle bir şey olabilecek iş o kaptırdı, değil ya. 3 pas yapan takım yok ya bugün sahada. Zaten yok. Gerçekten. Arda kardeşlere geleceğim zaten. Burada anket yapmışsın hakemle ilgili. Bir kere evet, Arda kardeşlerin penaltıyı tartışmaya açık bir pozisyon değil yani. Derbi performansını beğendiniz diye size soruyoruz. Maçın kaderine yine Arda oynadı. Ben sana söyleyeyim. Net bir penaltı yani. Biliyorsun Keita'nın pozisyonu vardı yıllar önce. Robert aynı kırmızı kartı görmüştü. Bıraksınlar abi. %100 bana göre bir penaltı ve kırmızı kart gerektiren bir pozisyon. Tabii insanlar farklı yorumlayabilir. Benim yorumum bu. Onun dışında futbol anlamında oyun anlamında bir şey konuşmaya gerek yok. Futbol yok. Hocalar da sağ kenarında yoktu. Onu da söyleyelim. Yani ikisi de maçı kazanmak için oynamadı. İkisi de maçı berabere bitirmeye oynadı. Ben net söyleyeyim bunu. Ya şöyle. Yani Türk futbolunun iki yüksek bütçeli takım oynadığı futbola bakarsan o zaman Anadolu'daki hani şey de yoktu yapsın. Ümit hani bazen bu tip maçlarda bazı bireysel oyuncular çıkar bir şeyler yapar ya. İki taraf adına yani bireysel olarak da oyuna bir şey kalite katacak şey yoktu. Tadiç'ten bekliyorsun Fenerbahçe'de. Tadiç bugün sahada yok. Batu yani en çok göze batan Fenerbahçe'de Dzeko. Yani bir şeyler oynamaya çalışıyor etrafını oynatmaya ama o da yeterli değildi. Senin maç görüşünü almak istiyorum. Maç mı vardı? Yok muydu? Bence de bir şey söyleyeyim mi? Hayatımızdan 1,5 saat çaldılar ya. Bu kadar özgüvensiz, bu kadar kendine güvenmeyen ben bir oyuncu grubu görmedim. Kusura bakma. Dünya kadar para harcayacağım. Böyle takım kuracağım. Abi herkesin ayağı titriyor. Top ayağına gelen dağın vuruyor oraya. Öbürü oraya vuruyor. Arkadan hafif değiyorlar. Hop kendini yere atıyor. Arda kardeşler 90'a kadar bekledi. Kimseye sarı kart göstermeyeyim, kırmızı kart göstermeyeyim. 90 oldu. 90'dan sonra bir ona kaldırıyor. Bir buna. Rezalet ya. Rezalet. Yani ne oldu Fenerbahçe'nin bu kadar övdüğü Tadiç? Neredeydi bu Tadiç ya? Nerede bu Tadiç abi? He? Hiç yok. Nerede? Tadiç efendi o işte benzemez bu Anadolu takımlarına karşı. Batu şu kumandayı bir sal oğlum artık. Benzemez. Anadolu takımındaki oyunculara yok bacak arası atayım, yok sağa çekeyim, yok sonra... Ya bir kayıp ilanı verdim ben. Ne kaybı? Dönüş olmadım hala. İcardi'yi bulan 118-80 arası. Nerede bu İcardi ya? Yani ben... Adam kayboldu ya. Sırra kadem bastı. Ya benim anlamadığım bir nokta var. Bunu çok sormak istiyorum aslında. İcardi kötü performans gösteriyor. Bugün de iyi değildi. Alıp gidemiyor. Yani bundan yaklaşık 4 ay önceki Icardi'yi mumlarıyor Galatasaray taraftarı. Yanlış düşünmüyorum herhalde. Fakat oyundan da çıkartamıyorsunuz Icardi'yi. Biz değil. Ya neden mesela? Böyle bir ayrıcalık olur mu? De, biz sağ kenarında değiliz. Böyle bir ayrıcalık olur mu acaba? Bilmiyorum neden çıkartmıyor. Hocaya çözemiyorum o konuda yani. Ben tabii yine biliyordum. Tabii bir tolerans tanırsın Icardi ama. Yine yanılmıyorum. 3 haftadır bu derbinin beraber biteceğini bütün programlarda söyledim. Yine yanılmadım. Nereden biliyorsun diye sor.
Nereden biliyorsun? Çünkü memlekette böyle bir algı var ki oyuncular korkudan top oynayamıyor. Hakem korkudan maçı yönetemiyor. Kenardaki oyuncular, teknik direktörler korkudan oyuncu değiştiremiyor. Herkesin nutku tutuluyor. Bu belliydi. Ben bu maçın rezalet olmayacağını biliyordum ya. Yemin ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Uykum geldi benim 65'te falan. Ama Arda hakemle, Arda kardeşler de oyuna etki oldu yani. Dıt bıt dıt bıt dıt bıt dıt bıt dıt bıt. Ya Yalçın Çetin'den çok düdüğün sesini duyduk yani. Yani hatta penaltı pozisyonu çalma. Bir tek penaltı da çalmadı zaten. Çok haklısın ama hakikaten bilmiyorum, böyle tabii bir derbide böyle. Sizin penaltı pozisyonuyla ilgili tabii yorum yapabilirsiniz. Az oynanması Batu, anladın mı? Ne diyorsun mı? Penaltı mı? Abi ben yine burada hani penaltı mı değil mi konusunda bir şey söylemeyeceğim ama şuraya takıldım. Yayıncı kuruluş. Yine önden kamera yok. Önden görüş yok. Derbi. Önden dilsek geliyor gelmiyor mu? Batu, dünya yani, derbisi diyorsun, kamera açın yok ya. O kadar ya doğru işte bir yere temas işte zaten etmiş. Buradaki asıl mesele şu. Ben o pozisyonu önden göremiyorsam, yani ne söyleyeyim Hakan abi ya, bir öyle şeyler söyleyeceğim ki artık farklı zaten yere gidecek da, konu. Çok da tekrar vermedi. Ben artık bazı şeylerin temiz olduğuna inanmıyorum. Çünkü inanmıyorum. Ya bir kamera bu kadar pahalı olamaz. Bizde 30 tane var. Ben Türk futbolunda bazı şeylerin temiz olduğuna artık inanmıyorum ya. Kimse kusura bakmasın abi. Vallahi o pozisyonu... İnsanlar çok haklı. Ben Icardi'nin pozisyonunu derbide... Ha bu arada söyleyeyim. Benim Arabistan'da bir arkadaşım var. Böyle oynayacaksanız gelmeyin, o kadar para veremeyiz demişler. Yani Süper Kupa iptal olabilir, haberiniz olsun. Arabistan'dan bir arkadaşım var, dedik ya böyle oynayacaksanız gelmeyin ya, futbolu unutturursunuz siz bizim ülkeye demiş. Para mara vermiyorlarmış, haberiniz olsun yani. Sayın Büyükekşi o maçı bekliyorsa şimdiden istifa edebilir. İzleyicilerimize sormak istiyorum ben o pozisyonu. Aldın mı? Evet. Dzeko ve Icardi'nin olduğu 22. dakikadaki pozisyon size göre penaltı mı değil mi? Penaltı diyenler 1, değil diyenler 2'ye basarsa çok sevinirim. Bir de beğeni sayımız şu anda çok az. Lütfen beğeni butonuna basarsanız sizlerden ricamdır. Evet, 1 çıkıyor genelde. Ben bu kadar rezil bir derbi görmedim ya. Penaltı hayatımda. Abi çoğunlukla penaltı. Yani bilmiyorum Ümit abi, sen de derbi çok oynadın. Ceyhun abi de çok oynadı. Hani böyle bir rezalet bir derbi varsa futbol yok. Bu maçı derbi olarak görüyorum. Pozisyon yok. Bak futbol yok. Pozisyon yok. Ya 5 tane üst üste pas yok ya. 5 tane pas yapamaz mısın ya? 2 tane sarı kart var ya. 3 tane sarı kart var maçta ya. Onu da sorumluluk alayım diye Arda kardeşler çıkarmıyor onu. Yani kimseye atmayayım diye. Yani bugün siz insanların hayatından 1,5 saat çaldınız ya. Hepimizin hayatından 1,5 saat çaldınız. Bak. Yani ilk yarı 20 tane faul olan bir yerde maç nasıl bir dakika uzuyor, ben onu da anlamış değilim. Nasıl bir dakika uzuyor? Ya hakem, bak hakem yönetmek istemiyor. Oyuncu oynamak istemiyor. Hoca aman diyor berabere bitsin diyor. İki hoca da. İyi tamam, Süper Kupayı da berabere bitirin penaltılarla. Gitmeyin, gitmeyin değil mi? Bu kadar masraf yapmaya gerek yok. Yazık günah, vallahi yazık. Uçak yolculuğu yorucu olur. Yazık. Bir tane oyuncu bir topu alıp bir adam geçmeye çalışmaz mı, eksiltmeye? Bu 10 numaradan ver bahsettik. Verkaç yok. Oyun nerede bu 10 numaralar ya? 10 numaralardan bahsettik. Sırtı dönükken dönecek. Efendim dikine top atacak. Bırak top atmayı. Deneme bile yok. Deneme bile. Yani ülkemizin şu geçirdiği zor günlerde bir nebze olsun belki diyoruz, açarız derdimizi tasamızı unuturuz diye derbiyi, Allah çarpsın yani, bir ballı gibi takımı izlesek iki tane daha fazla zevk alırdık. Kusura bakmayın. Bütün maçta iki taraftan da heyecanlandıran 3 tane pozisyon var. Bir en son dakikalara doğru, daha doğrusu 75'ten sonra Ziyech'in vurduğu, evet, zayıf kalecinin kucağına gider. Ondan öncesinde Şimanski'nin işte bir de Fenerbahçe'nin maç boyunca yaptığı, evet, tek iyi organizasyondu. Sağ taraftan geldiler, 2'ye 1 paslar, boşu buldu uzak köşeye. Onun haricinde heyecanlandığımız herhangi bir... İrfan'ı 8 oynatıyorsun. Nasıl heyecanlanacaksın Ceyhun abi? İrfan'ı 8 oynuyorsun. Cengiz geçen hafta yanlışlıkla bir tane gol attı diye bugün Cengiz'i sahaya sokuyorsun. Yani Cengiz Efendi'nin futbolla bir alakası kalmamış. Karşında Barış Alper oynuyor. Biz mi insanlara fazla misyon yüklüyoruz? Ben burada maç oynanırken ne dedim? Cengiz dedim, eğer Barış Alper'i hasbelkader yanlış birebir falan yakalarsa dedim, ama Barış Alper bu Cengiz'i yer yani. Ham yapar yer. Nitekim yedi. Yani bir maçta sen götürüyorsun adamı, sezonun en önemli maçına koyuyorsun. İsmail yok, Crespo, Şimanski başlıyorsun. Yani bu takımdan ne olacak ki? Ne bekliyorsun bu takımdan? Tadic Efendi sahada yok. Yine ne oldu?
Yine aslan gibi karakterli. 10 numara kaptan mı kaptan, insan mı insan. Bütün dünyaya kişiliğini kabul ettirmiş Edin Dzeko. 10 numara bir şekilde durdu. Efendime söyleyeyim, ver kaşlarını duvar oldu. 10 numarasını çok iyi pozisyonlarda buluşturdu. Tek başına sahada. İşte boşu boşuna insanlar bu kadar kaliteli oyuncu olmuyor abi. Bundan sebep oluyor. Bak bakıyorsun. Ben ne dedim maçtan önce? Icardi dedim. Ya 10 üzerinden 1 oynar, 2 oynar. Ama Dzeko'nun bugün kim ne oynayacağını biliyor dedik. Icardi bugün 10 üzerinden eksi 1 oynadı. Yani Icardi, kusura bakma, Icardi mabadını kaldıramıyor. Büyümüş. Kase genişlemiş birader. Ümit abi daha iyi anlar. Santrafor'dan. O anlatsın. Kase genişle dönemiyor. Icardi dönemiyor. Kilo almış. Kase de genişlemiş. Balina kasaya gidiyor. Mercedes balina kasa olmuş. Ay. Şimdi Sertaç Bey'in açıklamaları var. Bir geldi biliyorsun, evet, değil mi? Evet, geleceğim. Konuya bir gelirsen sevinirim. Geleceğim, geleceğim abi. Hepsine tek çünkü tek geleceğim. Çünkü o maçın kaderi anı, biliyor musun? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Belki farklı bir maç izleyebilirdik. Aynen, %100 katılıyorum. Penaltı pozisyonu. Penaltı pozisyonu. Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu'nun açıklaması. Ne yaparsanız yapın, biz şampiyon olacağız. Kardeşleriniz, abileriniz, o bu, hiçbirinin gücü yetmeyecek diyor. Hocam sen ne anlatıyorsun Allah'ını seversen ya? Ne olmuş, ne yapacakmış da şampiyon olacakmış ya? Arda kardeşleri de mi sallıyor işte? Arda... Fenerbahçe mi sallıyor? Evet, Fenerbahçe yöneticisi. Ne yaptı Arda kardeşler? Bugün bir tane bir riskli pozisyon var, o da Icardi'nin penaltı pozisyonu diyebileceğimiz bir pozisyon. Zaten Fenerbahçe ne yapmış? Boye'nin ikinci sarı kartı görmesi gerektiğini de düşünüyor olabilir. Arkadaşlar sen bence İrfan değil, bence değil. Öncelikle herkes kendi takımına baksın. Aynen. Bugün sahada futbol oynayan var mıydı? Bir şey söyleyeyim mi? Ben bugün İyi ki Allah'ım, dua ediyorum bu maç iyi ki berabere bitti. Çünkü bugün galip gelmeyi bu sahadaki hiçbir insan evladı hak etmedi. Bu maçın hakkı beraberlikti. Bu maçı 7 gün oynadı. Ben dua ettim son saniyede birisi gol atmasın da. Hani haktır bu ya. Futbolun adaleti yok diyoruz ya. Bence futbolun adaleti bugün vardı. Bu maç sabaha kadar oynarsın. Bu maç golü bile hak etmiyordu yani. Ya şimdi, siz, biz sizi izledik ya. Siz bizi de hak etmiyorsunuz. 90 dakikada Fenerbahçe'nin bir tane isabetli şutu yok. Bak kusura bakma, ev sahibi takımısın. Yani Galatasaray yine pozisyona girmeye çalışıyor. Bir şeyler önde baskı kurguluyor. Ama Fenerbahçe tamamen... Çok inanılmaz tedirgindi zaten. İkinci bölgede bekleyen bir takımdı yani. Enteresan bir Batuhan'ın şekilde. Batuhan'ın söylediği gibi yani oyunda bir şeyler yapmak için çaba sarf eden Dzeko'dan başka yok, hani yok, göze batan oyuncu yoktu. Yok. Gerçekten yoktu bu arada. Bir yani. İsmail oyuna girdikten sonra ikinci yarıda biraz böyle destek olmaya biraz çalıştı. Biraz orta sahayı toparladı. Evet, toparladı. Biraz öne doğru gelmeye başladı falan. Ama onun haricinde ne oyun var, ne organizasyon var. Dediğim gibi isabetli şut abi, yok. İlk 20 dakika Fenerbahçe baskı yapmadı mesela. Ben onu hiç anlamadım. Oyunun ev hemen, sahibisin. Oyunun hemen başında bir küçük bir baskı vardı. Çok ama az. Yani bir dakika, bir buçuk dakika sürdü sürmedi. Ondan sonra zaten dikkat et. Çekildi Fenerbahçe. Hani ikinci bölge falan diyoruz ya. Karşılamadı, gitmedi oraya. Bekledi. Hani şey gibi oldu sanki beraberlik Fenerbahçe'ye evet belki işine geliyor. Niye puan aralığı açılmıyor? İnanamıyorum aynen. Ya ben ısındılar. Maç oynanacak maçtan, zannediyorum hala ya. Bu maç bitti mi ya? Maçtan önce İsmail Hoca maç dedi ya. Maç bitti mi, oynadın bunlar? Ya dedi ya, averajla lider olarak çıkıyoruz diye. Şimdi o açıklama demek ki beraberlikte Fenerbahçe'yi mutlu etti. Çünkü o öyle bir oyun oynadı Fenerbahçe. Geneline baktığın zaman. Bir ara Ümit'e söyledim. Galatasaray oynamaya çalışıyor diye. Evet. Çabalaması vardı Galatasaray. Ya bir ilk yarı da vardı, ikinci yarı da biraz vardı ama ya bir oyun yok ama. Organizasyon yok, oyun yok. Bir maç bu kadar durmaz abi. Toplam 6 aydır şu maçı bekliyoruz. Bu kadar durmaz. 40 dakika top kaç, 40 dakika mı? Ne o? Topun kalma süresi. Ya az çok o i̇ki, kadar. İki yarıda 40 dakika toplam ya. 22. İlk yarıda 22. Tabii ikinci yarıda 18-19'dur en fazla. Futbol değil ki. 6 aydır bütün ben, ülkeni beklediğim klimayı şeye bak. Maçı 40 dakika çok oldu içerisi. Top sahadaydı düşün. Çalışmıyor. Yani, çalışmıyor, bozulmuş. Kimse yorulmadı bugün biliyor musun? Maçtan sonra gidip ben böyle... Terlemedir ya. Cihun maçtan... Yapma bir şey. Aa, bu Icardi'den fazla terledi ha yanımda. Cihun. Çok sıcak. Peçete getirseniz onu. Icardi'den çok terledi ne abi oğlum, sen? Oğlum çok sıcak ama içerisi. Yok abi, ondan değil, çalışıyorsun yoruna. Cihun maçtan stres, çıkıp... Sinir oldu buz maçı. Yapıyorduk ya. Bugün hiç kimse buz yapmıyordur. Gerek maçtan. Yok. Hiç böyle hiç yorulan oyuncu yoktur yani. Aa, bana da öyle geliyor. Ya 40 dakika oynadılar ya. 40 dakika. Ya çok enteresan, çok acayip bir durum. Abi ya yazık ya, yazık. Vallahi bak. Ya yazık. Ya bir de mesela ya şimdi Fenerbahçe Galatasaray ya da Galatasaray Fenerbahçe derbi diyoruz değil mi? Hatta Batu, öyle bir yüceltiyoruz kendi içimizde. Dünyadaki
en iyi 5-10 derbinin arasına girer. Bu maç hiçbir yere girmez şu an. Bu maç bir yere girmez. Çünkü sezon başından beri herkes bu eşleşme, yani bu maçı beklemiyor muydu? Özellikle son 2-3 haftadır. Benim bu hayatta merak ettiğim tek bir şey var arkadaşlar. Ben şu anda bu ülkede tek bir şey merak ediyorum. Yayıncı kuruluş bu maçın özetini nasıl çıkaracak? Bir dakika. Pozisyon yok. Bir dakika. Ben yayıncı kuruluşta çalışırken en zorlandığım maçlar böyle maçlardı, biliyor musun? Hakikaten çıkartamıyorsun. Ya anket yap Hakan, sor bakayım. 4 tane yıldızını say bana. Evet. 4 isim yazamazsın. Ben söyleyeyim artık. Mi? Söyle. Yalçın abi, Yalçın Çetin maçı anlatan. Çünkü o heyecanlandırmaya çalışıyor. Büyük usta, selamlar olsun. Arda kardeşlerin düdüğü bence ikinci sırada yer alır. Bir de grafiti yaptı. Yeri boyadı. Her yeri boyadı. Ceko ve Boye. Çizdiği çizgi kaybolmadan yenisini çiziyordu. Yani. Arda kardeşlere Trend yoldan 3 adet sprey sipariş ettim. Bugün 4 kutu sprey yemiş. Habire çizmekten arka cebindeki sprey bitti adamın. Böyle bir 38 bin tane faul çaldı. Yani çok ya, sen maçın çok başında çok sertliğe derbide müsamaha etmezsen zaten derbideki oyuncuların hepsi akıllı baba, atıyor kendini, alıyor faulü yani. Ya zaten Torreira'yı hemen görmüyor musun? Adamın nefesini hissettiği zaman zınk atlıyor hemen. Vermek zorunda kalıyorsun. Oyunun başında sprey kalmadı foul, ya adamın şeyinde. İşte foul standardını öyle alt seviyede çaldı ki bir iki pozisyon. Ondan sonra her pozisyona çalmak zorunda kaldı. İşte zaten kaldı. Düşürdü çıtayı, düşürdüğü zaman öyle oluyor yani. Bilmiyorum ben. Arkadaşlar şu ekranları bir aşağı kaydıralım. Bir beğeni butonlarına basalım. Beğeni gelmemiş. Bir beğeni butonlarına basalım. Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Çok teşekkür ederim. Buradan çıkarıyorum, oradan çıkıyor. İnşallah bitiyor stüdyo. Oraya geçin ya, daha rahat böyle elimiz kolumuz birbirine geçiyor. Şöyle yapsam mesela ikisi düşüyor, aslında, gördünüz mü? Bak bizim abi de keyfimiz, aslında bizim de keyfimizi kaçıralım Batuhan. Biz burada aslında eğlenceli bir program yapmak istedik maçtan sonra. Abi biz konuşamıyoruz. Ne anlatacağız abi? Vallahi ne konuşacak çok şey var. Her zaman iyileri anlatacağım diye bir şey yok. Bunların zaten, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Cuma'nın gelişi perşembeden belliydi. Bunlar, ben ne dedim bir önceki program, hatırlıyor musun abi? Bunların ikisinin de formu düşük. Keşke formların üst düzeyindeyken bu derbi oynansaydı dedim. Aynen. Çünkü formlar düşük. İkisi de çok kötü oynuyor. Bir de şöyle bir şey var. İkisi mesela de çok kötü oynuyor. Ama Süper Lig'de işte kandırıyorlar. Rakip olmadığı için. Al karşı karşıya geldiniz. Ya maçta pozisyon yok ya. Ya insan utanır. Ben santrafı olsam utanırım. Ya yalandan kaleye şut çekmeye denerim yani. Hani en azından bir haneye bir gol, bir asist, bir şey yazmam lazım ya. Bir şey yazdıramamışsınız ya. Ya gol vuruşu yok maçta ya. Icardi ya, kusura bakma kardeşim. Almışsın topu önüne ya. Orada nasıl yıkılırsın sen ya? Ya şöyle yıkılır mısın sen, gözünü seveyim ya. O stoper zaten yanlış hamle yapıyor. Almışsın topu. Abi herif koluyla bak Icardi yere yıktı ya. Aynen öyle. Olmaz mı, bu kadar güçsüz olamazsın. Benim tek merak ettiğim bir soru var. Çok ciddi ben soru. Ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar anlaşmış. Ben başka bir şey. Ben bu kadar kötü derbi oynayamaz. Bir bakın bunu, bir araştırın. Bunların hepsi bir yerde yemek yemiş, anlaşmış olabilir. Bu oyuncular bu kadar kötü top oynayamaz. Kur'an çarpsın oynayamaz. Allah çarpsın. Benim en çok merak ettiğim sorun ne biliyor musun? Allah çarpsın oynayamaz ya. Bak bana kimse anlatmasın. Bu kadar kötü bir futbol olamaz ya. Abi. Soru geliyor. Ben şimdi sana İsmail Kartal'ın açıklamasını söyleyeyim. Hala lideriz. Haydi, aynen o kadar. Hala lideriz. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Okunaca galibiyete yakın taraf bizdik. Ama olmadı. Falan. Fernando Muslera yaklaşık 12 yıldır ülkemizde, değil mi? Var yani, 12 yılı vardır. Sorsak en rahat maçını oynamıştır bak. Çok samimi söylüyorum Galatasaray formasıyla. Türkiye Kupası maçları falan da dahil buna. Aynı şeyi. Abi ya, yere yatmadı Fernando Muslera ya. Aynı şeyi Livakovic için de söylersin. Tabii yani. Hadi Livakovic bir tane Kerem'e şutunda atladı. Hani bir de üzerine gelen Ziyech'in top, başka yok biliyorsun. Bir de Abdülkerim'in pozisyonu. O kadar abi ya, o var yani. Abdülkerim hani kafaya vursa boşa çıktı, biliyor musun? Evet. Muslera dedim, açıklaması geldi. Verelim. Birçok fırsat yarattık aslında. Dominant taraf bizdik. Fenerbahçe savunma yaptı. Biz fırsatlar yaratmaya çalıştık. Deplasmandan bir puan almak önemli ama istediğimiz sonuç bu değildi diyor. Vallahi bugün Icardi'nin yerine Bakan bu oynasaydı Galatasaray kazanırdı. Icardi bugün el freniydi baba. Bir pozisyon yine Fenerbahçeli oyuncudan gelen pozisyon. Bu ısrar neden ya? Belki dinlenmeye ihtiyacı vardır Icardi'nin. Adam o, tamam, sakatken çok dinlendirmediler yıldız. Hakan şimdi mi dinlendirecekler? Bu saçlarını acilen kessin. Öbür o taş şerdi haline gelsin bir an önce. Benim taş şerdimi bürünsün. Senin gibi üç böyle olacak kafası. Sarıya boyatacak, bu olmaz böyle. Ejderha gibi geziyor ortalıkta. Olmaz. Bu nasıl bir saç stili ya?
Ümit Hoca'nın saçına gitmiş Ümit Davala'nın. Kulakları çınlasın. Böyle sarı sarı bir acayip bağlamış. Mohikan. Ha ha yaşa. Sen bilirsin senin zamanında hızlıydı hanım yok falan. Olmamış hiç. Mesela Okan Hoca değişiklik yapıyor. Ha, saçı gösteriyor bak. Bu saç. Bak olur mu? Bu nasıl bir saç ya? Kibariye ablaya benzemiş. Böyle saç mı olur? Bırak saçını da sallama adamı. Neyine sallayayım? Kibariye ne alaka şimdi? Onu anlamadım. Ne bileyim o önceden böyle tepecikli mi kuru çaylı mı şarkısında araları sana atmış ya. Geldi aslında birden. Çok severim. Kiboş ablaya da buradan hakikaten selam olsun. Kiboş ablama. Yapman ya. Yaşa göre kalp yapıyoruz artık biz. Bu artı 50 kalp arkadaşlar. Bu 20. Onu ben bir türlü yapamıyorum. Şurada 30. Ha, güzel. Şimdi yine çok konuşulacak bir şey yok. Açıklamaları bekliyordum. Gerçekten penaltıyı konuşacağız ama. Yani bu penaltı olayı çok can sıkıcı bir olay çünkü. Bence %100 penaltı. Ben bunu sosyal medya hesabından da paylaştım. Şimdi pozisyonda Ciku'nun burada ekranlarımızda bir fiziki bir hareketi var. Tabii. Ve bunu maçın hakemi Arda kardeşler orada Mertens'i takip ediyor. Ben pozisyonun görüntülerini tekrar görüyorum. Gayet normal. Çünkü top Mertens'te. Burada Arda kardeşlere bir şey diyemem. Fakat VAR'daki Mustafa İlker Coşkun. Bu kim ya? VAR hakemi. Vay be. İlk kez duyuyorum. Yani. Mustafa İlker Coşkun VAR hakemi. O sırada ha bunu görmeyip orada okey mi oynuyordun? Bilardo mu oynuyordun? Veya başka bir eylemde mi bulunuyordun? Ağzına ben... da yakışmıyor ya. Ama hakikaten öyle abi. Yani... Kurban oldum hiç yakışmıyordu ağzına. Okey mi oynuyordun? Ama okey mi oynuyordun? Ne diyorsun Hakan adam niye okey oynuyorsun? Varın başında bekliyorsun. Sen işte. Getirdin şeyi fotoğrafı. Sen bizi yaktın oğlum. Sen getirdin fotoğrafı. VAR odasının hemen yanı bilardo salonu okey takımları yok mu? Ya ben 6 aydır bu maçı bekliyorum Hakan ya. 6 ay olmuş. Bak lafı nasıl değiştiriyor görüyor musun? Tabii tabii. 6 ay olmuş ya. Adamlara da bir şey söylemek istemiyorum şimdi de. Yani 6 ay oldu ya. 6 ay da bu kadar mı olur ya? Ceyhun abi. Ya ne bileyim en çok azından biz mesela oynasak kaldılar. Biraz hırslı falan bir tık daha bir şeyler yapmaya gayret ederdik değil mi? Bak mesela Ümit abi Acun Medya ile oynarken tellerin oradan rovaşata atıyordu. Bir isteği vardı arzusu. Bunların bence bunlar anlaşmış ya. Böyle kötü oynayamaz bu kadar. Tadiçi madiçi görmüyor musun ya? Penaltıya gel. Penaltıya mı geleyim? Baba ben burada yayıncı kuruluşa konuşurum. Ben ne görüyorsam onu ben göremediğim bir şey konuşamam. Icardi dirsek yiyor mu? Göremiyorum ki önden. Tamam el gidiyor ama vurdu mu? Bak, şu da olabilir, şu mesafe de olabilir. Tamam ben size buradan... Bana evet. Önden bunu gösterin ben size avaz avaz bağırayım burada penaltı var mı yok mu? Ama önden görmeden bir şey diyemem. Yayıncı kuruluş kusura bakma. Sen de istediğini gösterip istemediğini göstermemezlik yapmayacaksın. Ben size bir şey söyleyeyim bu hakemler rezil diyoruz ya mesela. Siz 10 kat daha rezilsiniz. Millet de çok haklı yani. Millet de bazı şeyleri yapmakta çok haklı. Çok haklı. Anladınız ne demek istediğimi. Çok haklılar. Helal olsun. Ben de olsam ben de yaparım demeyeceğim. Yapıyorum zaten. Batuhan pozisyonu izlemek ister misin? Resmen sallıyor ya. Ne yapıyor? Resmen sallıyor bak. Ha ben izlemedim Hakan. Ne oldu? Bekle. Arkadan gösteriyorsun. Bekle, 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 bekle. Gelin hadi. Geneli alsana mı biz? Ceyhun abi bak şimdi. Burada göremiyorsun. Burada görünmüyor. Burada var devreye girme. Bir şey söyleyeceğim. Var bak, devreye şey girmesi lazım. Ümit göremedim evet, ben yani, hiçbir şey arkadaşlar. En azından çağırıp görünmüyor bir kontrol et. Kararı hakime bırak. Kendi versin kararı da. Ama bence penaltı. Ya. Bize de yazma. Sen şu an tekrar gösteriyorsun değil mi? Pozisyon burada bak. Bunun haricinde de başka görüntüsü yok. Şey yok, maç sırasında. Onu diyor zaten Batuhan. Bak başka abi. Görüntü göstermedi. Yani bunu tekrar bile göstermedi. Bak kare kare gideyim. Yok gidilmiyormuş. Bir daha oynat buradan. Abi bu çağıracak abi var. Bunu çağırması lazım. Bakalım başka görüntüler yani bulabileceğim pek tahmin etmiyorum ama. Yok başka kamera yok. Yok başka açı yoktu. Yok. Ya yani canlı yayın sırasında da yoktu. Göremiyorum hani penaltı yok açı. Demiyorum. Pozisyonu göremiyorum. Şurada arkadaşlar. Ancak bu kadar net bir şekilde elini şu şekilde Ümit abicim özür dileyerek göstereceğim. Şu şekilde yani daha da yakın bir şekilde diz vuruyor önce, gibi. Önce gözüküyor. Arkadan çekip tabii. Önce arkadan götürüyor öne doğru ondan sonra şöyle bir hareket yapıyor sanki. Neler olmuş kan çıkmış haberimiz yok ya. Hemen açıklamalar var. Açıklamalara bir gidelim. İrfan Can Kahveci tutuk bir derbi oldu. Kazanmak isterdik. Önümüzde bir Süper Kupa maçı var.
Onu kazanmak istiyoruz. Mücadeleci bir derbi oldu. Pozisyon azdı ama ikili mücadele ya. Fazlaydı. Bu çocuktan İnşallah bana bugün süper... gına geldi. İrfan Can'ı gösteriyorum ben. Derbi bugün İrfan Can'la bitti. Derbi bugün İrfan Can'la bitti. İrfan Can'ı gösteriyorum. Ömer yakala. Pozisyon out'a gidiyor. Şey çıkıyor, taça gelin. Out atılıyor. İrfan Can, dişlerini mi yaptırdın oğlum ya? 32 diş giriyorsun bütün maç. Benim psikolojim bozdu bu çocuk ya bugün. Yanlış mıyım dayı ya? Kurban olayım. Sanki 5-0 değil mi maç? Bu ne ya? Bıktırdı bu çocuk beni bugün. Lan gülmekten soğudum, ağlamak istiyorum ya. Ciku ne demiş? Bugün kompakt bir görüntü sergiledik. Defansif anlamda güçlüydük. İyi savunma yaptık. İyi hücumcuları vardı rakibin. Kolektif savunmayı iyi yapmamız gerekiyordu. Rakip sahada çok pozisyon üretebilirdik diyor. İpana'ya sponsor almış ya. Bak chat'e sorsana bir Allah aşkına bak. Chat bir yazın ya, kurban olayım bir yazın ya. İrfan Can ya dişçi sponsor alıyor ya da diş macunu sponsor alıyor. Ben hayatımda bu kadar gülen bir adam görmedim. Yani gülünecek ne var? Ulan İrfan Can ya. Allah alatmasın da hadi. Neyse de. Çok uyuzuma gitti ya. Belki İrfan da artık deliye vurmuştur abi. Takım oynamıyor da ne yapsın. Derbide o, topun oyunda kaldığı süreyi açıklıyorum. Hazır mıyız? 44 dakika mı? İrfan Can'ın gülüşünden daha az olduğunu yemin edebilirim. Ne? İrfan Can'ın gülüşünden daha az olduğunu yemin edebilirim. 43 dakika. 8 saniye. Tamam ben zaten söyledim. 43 dakika 8 saniye. Onun için diyorum sen nasıl bir adamsın, nasıl bilebiliyorsun, ne kadar ulu bir insansın dayıcığım. Chat'te nasıl çalışıyor. Çözmüş gördün mü? Batuhan'ın tamam. İddiası tuttu herhalde, çok gülüyor diyorlar. Zaten okudu hep gelmiyorum. Arkadaşlar hepsinden alacaklıyım. Ceyhun abiden bir spor ayakkabı. Kaliteli. Ağaloğlu'nun da. Tabii. Tabii diyorum oğlum işte. Ceyhun abi aman. Bak vallahi peşini bırakmaz da her yerde yazarlar. Yolda da söylerler. Öyle benim. Bak burası çok sadık bir chat'tir. Ümit abi biliyorsunuz zaten. Anlatmama gerek yok. Doğru mu dayım? Hakan. Ben zaten. Ya yine bu yırttı ya. Böyle bir şey yok ya. Her yine sefer. Bu yırttı ya. Yine yırttı. Bu bilgi ya. Chat kurban olayım. Biraz bilgiye saygıları olsun. Yazın şunlara ya. Bilgi bu. Berabere bitecek dedim. Oğlum maçtan önce onlar ne söyledim? Allah çarpsın yandım ya. Hakikaten oğlum annem ya. Mesaj atmış. Kazanı çıkar demiş yavrum benim. Sıcak dedim ya. Anacım ya kurban oldum. Kazanı çıkar diye mesaj atmış bana. Çıkar. Ay, İsmail Kartal'ın açıklaması geldi. Hazır mıyız? Ya İrfan Can'ın çirkin gülüşü. Evet hocam evet, açıklamalı. Geldi. Sonuçta bugün kendi evimizde kazanmak için mücadele ettik. Tüm planımız kazanmak üzerineydi. İlk devre daha ofansif oyuncuyla erken bir gol atıp maçı lehimize çevirmeyi planladık. Birkaç pozisyon vardı. Gol olabilecek pozisyonlar vardı. Doğru tercihler yapamadık. Çok iyi mücadele ettik. İki takım da bugün iyi mücadele etti. Kazanamadık. Kazanmıyorsan kaybetmeyeceksin. Sonuçta lideriz. Bak ya. Arkadaşlar açıklamayı da bildiğim için bir alkış alabilirim. Aa dayım bildi onu. Orada da Ümit tebrik alıyor bak. Ama hayır. Dayım sen söyledi mi? Şimdi senden sen önce. Sen ne zaman söyledi ya? Senden önce dayım söyledi. Hepimiz söyledik de işte aslında aynı şeyi söyledik. Tamam, farklı cümleler. Söyleyin. Hadi bir şey de siz bilin. Bir şey de siz bilin. İsmail Hoca hangi maçı izlemiş? Cezalı mıydı? Abi. Herhalde yukarıdan falan izledi. İlk yarıda ne pozisyonu varmış İsmail Hoca'nın? Vallahi ilk yarıda pozisyonları varmış işte İsmail. Ne pozisyonu varmış? Ben herhalde yanlış maç, biz yanlış maç izledik herhalde. Bilemedim ama. Yani kazanmak için bir şey yaptığını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Kusura bakma Ceyhun aslında onu daha iyi yorumlaması lazım. Oğlum yorumlayacak bir şey yok ki orada da daha iyi yorumlayacak ne demek ya? Ya o maç yok ki, oyun yok. Tamam İsmail Hoca şimdi teknik adam kendince taraftarına hani bir açıklama yapmak zorunda. Diyemez şunu çok kötü oynadık, pozisyonumuz yok. Daha böyle kendince ılımlı yapıyor. Ama gerçekte de öyle düşündüğünü sanmıyorum ben İsmail Hoca'nın. Çünkü ortada bir şey var gördük. İsabetli şut yok. Bak isabetli kaleyi tutan şut yok. Oyun oynanmış totalde 43 dakika. 43 dakikanın en rahat oyuncular kaleciler dedi. İki taraf için de söyledik bunu. Değil mi? Muslera da rahattı. Livakovic de rahattı. Orta sahada sürekli Galatasaray evet bir şeyler yapmaya çalıştı belli dönemlerde. Al gülüm ver gülüm. Galatasaray al Fenerbahçe'ye veriyor topu. Fenerbahçe Galatasaray'a veriyor topu. Kaç tane pozisyon vardı böyle? Neyi anlatacaksın ki bu maçta? Anlatacak bir şey çok yok. Şey var ya. Ya anlatılacak. 86'da Kaan Ayhan'ı
Okan Hoca oyunu alıyor. Çok şey 86'da. Var da, futbola dair anlatacak bir şey yok. 86'da Kaan Ayhan'la bakan bu oyunu Okan Hoca alıyor. Bak şimdi. Sonra 90+2'de Okan Hoca Halil Dervişoğlu'yla Endombele'yi alıyor. Sonra İsmail Hoca uzatmayı görünce diyor ki çok uzatma verildi Allah korusun diyor. Anlaşmışlar ya. O da 90+4'te Batshuayi oyunu alıyor. Adam bir hafta önce 3 tane atmış bari bir 10 dakika falan oynat ya. Ya ne yapsın bu adam ya, kuş mu tutsun yukarıdan da. Şimdi benim anlamadığım nokta şu. İnsin yani aşağı çok yani. Ciddi bir... Bunu neden 90+4'te oyuncu değiştiriyorsun? Ben Batshuayi bu küfür ya bu. Şimdi... Başka bir şey değil bu ha. Yanlış mıyım hocam? 90+4'te bir hafta önce hat-trick yapan oyuncu oyuna alınır mı? Alma. Ayıp etti. Hiç. Doğru mu abi? Şimdi ama burada... Okan Hoca da enteresan bir hamle yapıyor bu maçta. Halil Dervişoğlu'nu alıyor onu. Yani o maç bir anda Fenerbahçe maçı, hiç maç oynamadı bu çocuk bu sezon. İlk maçta Fenerbahçe maçını... Yani gol yese Fener gol atsa ne yapacaksın? Mikrofonu şey yap ama yere bırak öyle konuş. Şimdi ben sadece bir şey söylemek istiyorum burada. Yani sonuçta biz iletişim işi yapıyoruz. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın iletişiminin inanılmaz zayıf olduğunu düşünüyorum ben. Neden diyeceksiniz? Yılların özlemi var Fenerbahçe taraftarında. Şampiyonluk özlemi var. En yakın rakibiyle ve yıllardır ezeli rakip olan Galatasaray'la karşılaşıyorsun. Maçtan sonra kendi sahanda oynuyorsun. Pozisyonun dahi yok. Sen çıkıp diyemezsin. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Evet, o doğru. Bu asla kati surette yılların hasretini yaşayan, takımlarına her zaman çok ciddi destek olan Fenerbahçe taraftarının kabul edeceği bir açıklama değil. Evet, İsmail çok, hocam çok basit sen kalmış artık açıklama. Şu açıklama dilini senden rica ediyorum değiştir. Benim yorumcularım burada dediler ki maç biter bitmez. Bir puan iyidir, hala lideriz diyecek İsmail Hoca dediler. Artık senin bunu değiştirmen gerekiyor. Sen Fenerbahçe teknik direktörüysen, Galatasaray, Beşiktaş teknik direktörüysen biz kaybetmiyorsak, kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz diyemezsin. Rıza Çalınbay Ankara Gücü maçından sonra söyledi bunu ve Beşiktaş'ın başına ayrılmak zorunda kaldı. Belki de o yol açtı. Sen de Fenerbahçe teknik direktörüsün. Senden ricam, ben seni çok seven bir kardeşin olarak şunu söyleyeyim. Lütfen bu dili bir değiştir. Devam ediyor hoca açıklamalara. Bu lig, bu bir lig maçı, uzun soluklu maraton, daha çok maç var. Süper Kupa sadece tek maç ve bitecek. Oradaki maçta stratejiler farklı olacak. Fred'in aramıza dönmesi pozitif etki yaratacak. Tek maç üzerine planlarımız olacak. Ya ne Fred'miş kardeşim ya. Tamam Fred iyi oyuncu da tamam, daha abartmayın. Fred aramıza dönecek. Maçtan önce Fred aramızda yok. Ya 30 tane oyuncunuz var ya, bir Fred'in peşine mi takıldınız? Yani tansiyonumu arttırıyorsunuz benim ya. Vallahi tansiyonum artıyor böyle olunca. Bir Fred aşağı, bir Fred. Neymiş ya bu Fred? Tamam iyi oyuncu, bunu zaten söylüyoruz. Fred'siz Fenerbahçe iyi Fenerbahçe değil. Kaliteli oyuncu, evet bunu herkes biliyor. Ama yeter kardeşim. Bugün iyi oynasan Fred'i mi söyleyecektin? Galip gelsen Fred'den bahsedeceksin. Bırakın bu algı yapma işlerini. Onu oraya çek, bunu buraya çek. Neymiş ya bu Fred? Başıma süper kahraman oldu ya. Ama çok etkili. Ya tamam abi, belli etkili oldu. De şimdi şey yani de Fred'in ya. Zamanı mı sen hocam? Çık bana anlat. Sen bugün Crespo'yu oynatıyorsun. İsmail'i niye oynatmıyorsun? Bana bunu anlat. İrfancan'ı niye oynatıyorsun? Cengiz'i niye solda oynatıyorsun? İrfancan olmayan mevkisinde oynatıyorsun. Formda bir İrfancan var. Var mı kardeşim? İrfancan formda mı? Formda. Sen niye İrfancan'ı yerinden alıp yanlışlıkla gol atan bugün Cengiz'i en önemli maçında oynatıyorsun? Bana bunu söyle hocam. Bana Fred'in ne zaman döneceğini söyleme ya. Hep aynı şeyler ya. Bir şey söyleyeyim mi? Silsile ha bu hayat. Dönüyorum dolaşıyorum, hep aynı senaryoyu izleniyorsun ya. Dönüyorum dolaşıyorum aynı. Bana hocam, bana Cengiz'i bugün neden oynattığını, İrfancan çok formdayken İrfancan'ı neden 8 numara oynattığını anlat hocam. Bana Fred'in ne zaman döneceğini söyleme. Bugün Fred yoktu. Bana onu anlat. Ya kusura bakma abi, herkes ya çevir kazı yanmasın abi. Bırakın ya. Oh. Okan Hoca'nın açıklamaları geldi. Ne zamandır Okan Hoca'nın açıklamaları gelmeden önce... Bak gördün mü? Tebriği de aldım. Ben de açayım seni. Ben seni öpmeyi çok seviyorum tabii. Eyvallah abicim, sağ ol. Bu ya, rahatladım ya. Okan Hoca'nın açıklamaları gelmeden önce lütfen ekranları yukarıya doğru kaldırıp beğeni butonuna basıyoruz. Beğenimiz oldukça az. Değerli izleyenlerimiz, sizlerden beğeni butonuna
tıklamanızı rica ediyorum. İlk yarıda çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim. Penaltı başka, penaltı pozisyonu başka. Bir yumruk vardı. Ben sizi de eleştireceğim. Böyle bir pozisyonu kameraya çekmemek bütün dünyanın izlediği bir maçtı. Kurumunuzu eleştireceğim. Belki bir iki gün sonra net görüntü çıkacak. Bunu görmemek, vermemek de çok ilginç. Bravo, tebrikler Okan Hocam. Çok güzel açıklama. Şahane açıklama. Bu yapılan... Bana bunlarla gel ya. Okan Hoca devam ediyor. Bu yapılan program çok saçma. Üst üste iki derbi de çok saçma. Ligin en çok maç oynayan iki takımının tam dinleneceği yere maç koymak saçma. Ama bunu kabul edip maça gideceğiz. Of 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 of. Okan Hoca ateş etmiş. Bence sonuna doğru kadar haklı. Doğru söylemiş adam. Bak, çok haklı. Değerli izleyenler, en çok eleştiren insandır Batuhan. Bu Okan Hoca'nın açıklamalarını böyle diyorsa bence daha da söyleyeceği şeyler var. Helal vardır. Olsun. Muhteşem konuşmuş. Tebrik ediyorum. Vallahi tamam. Helal olsun. En azından bir sistemi var. Diyor ki ben diyor bu düzene diyor baş kaldırıyorum diyor adam. Evet. Bana kalkıp öbür taraftaki Fred şu zaman gelecek. Efendime söyleyeyim o böyle olacak. Şu şöyle olacak. Yani bunları söyleyin. Bunlarla futbol ileri gider. Fred'in ne zaman geleceğini yani hepimiz biliyoruz ya. Bu konuşmaya ciddi alan insanlar varsa bir yere gidebilirsin. Gider abi merak etme. Bunlar söylene söylene. Bu ülkede bazı şeyleri söylediği zaman duyması gereken mecralar duyuyor ve gerekeni yapıyorlar. Ben bunu gördüm. Elbette olur. 3 maymun oynadıkları için bir şey yorum yapamıyorum ben. 3 maymun oynamaya devam edecek federasyon. Ben öyle düşünüyorum. Böyle yayın olur mu ya? Yemin ediyorum ne konuştuk? Evde olsak hepimiz uyumuştuk maçta. Kamera yok ya. Yok bir şey... Fotoğraf makinesiyle çekiyorlar yani maçı. Burada bizim kuruluşun bu hayatta yaptığı tek duvarla ya. Çekse daha iyi. Orada kamera yok. Karşıda kamera yok. Yayıncı kuruluşun bu hayatta yaptığı tek doğru var. Arda kardeşlere sövüyorlar. Sesçisi şeyi kapatıyor. Sövmeyi bırakıyorlar. Sesçisi açıyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok bu yayıncı kuruluşun. Onu da gibi kaçırdılar. Onu da kaçırdılar tabii. Bir o kalmıştı onu da kaçırdılar. Yani. Yapacak bir şey yok. Futbol konuşmadı Okan Hoca anladın mı? Haklı. Şu futbol yok. Haklı ne kadar ne anlatabilir? Basit olmasına söyleyecek ve yayıncı kuruluşun röportajında bunları söylüyor. Çok da güzel açıklamalar. Arkadaşlar bence Fenerbahçe'nin Fred bahanesi olmadı. Ben burada söylemek istediğimi çok net bir şekilde söyledim. Siz de beni çok iyi anladınız anlamak isteyenler. Ceyhun abi bu Fred bahanesi gerçekten can sıkıcı bir bahane bence de. Yani genel olarak takım içerisindeki futbolculara bir ayıp bu. Çünkü her Fred'in oynamadığı maçta işte puan kaybedildiği zaman işte Fred yok. Tamam çok önemli futbolcu. Böyle istatistik yapmışlar biliyorsun yani. Ya Fred'in tamam, oynamadığı yani maçlar yani üzerinden. Bu çok önemli ki yani Alex'in de oynamadığı zamanlar vardı. Fenerbahçe kazanıyordu. Hacı'nın oynamadığı zamanlar da var. Çok gitmeyeyim. Batuhan'ın söylediği çok güzel bir şey vardı konuşurken. O yüksek tonda da konuştuğu için ben biraz daha sakin söyleyeceğim. 30 tane oyuncu var senin elinde. Evet. Tamam bazı mevkilerde sakatlıkların var. İşte stoperde. Ama yani senin kaliteli bir kadron olacak. Bir oyuncuyu aramayacaksın sürekli. Doğru. Yani tek bir oyuncu... O zaman senin de söylediğin güzel, diğer oyuncular şey oluyor. Demek ki Fred olmadan Fenerbahçe hiçbir şey değil anlamına geliyor bu. O zaman bu kadar şey. Yani o yüzden içeride çözeceksin bunu. Yani insanlara bu kozu vermeyeceksin. Hani bak Fred oynamayınca Fenerbahçe'de bir şey olmuyormuş diye. Ya ben Galatasaray bu maç Ali Samiyen'de oynasın ve benim takım böyle oynasaydı ben şikayetçi olurdum. Kusura bakma ev sahibi böyle oynamaz. Işte, benim takımım içeride oynasaydı bu maç Ali Samiyen'de oynasaydı ve Galatasaray Fenerbahçe'nin oynadığı futbol oynasaydı ben isyan ederdim. Ümit kusura bakma abi. Mazeret üretmeyi seviyoruz. Bir tane evde oynuyorsun kaleye şutun yok. İsabetli şutun yok. Yok. Organizasyonun yok. Pas yok. Üç pas yapmamışsın ya sen. Baskı bir tane pres görmedim. Koşan pres yapan oyuncu gördüm ben görmedim. Ya ben dedim abi, ya oyun içerisinde. Ev sahibi takımsın sen. Galatasaray olsaydı ben Galatasaray maçı Ali Samiyen'de olsaydı ben şu an var ya burada kıyamet kopartırdım. Ya dedim ya ben sana maç içerisinde sanki Fenerbahçe'yi beraberliği oynuyormuş gibi oynuyor dedim. Hatırlıyor musun onu? Evet. Olur mu ya? Konuşmayayım diyorum Fenerbahçe'den bana küfür edecek diye. Abi böyle futbol oynanmaz. Ev sahibi takım böyle mi oynar? Ya Galatasaray girip yine 3-5 pozisyon arıyor bir şeyler. Önde baskıya gidiyor bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sen hiçbir şey yapmadın abi. İkinci bölgede bekliyorsun. Daha önceki oynadığı maçlarda gol attığı maçlardaki ofansif organizasyonlarını biliyorum Fenerbahçe'nin. Bugün Şimanski'nin şutundan önceki organizasyonlarında Fenerbahçe'nin maç boyunca bir şey yok. Organizasyonu yok ofansif. Yok.
Yani ben Batuhan'a çok bu konuda katılıyorum yani. Fred. İşte Fred. O zaman çözüm üreteceksin. Bu kadar şey yapacaksan. Fred iyi oyuncu. Onun çözümünü üreteceksin. Buradaki olmadığında. Buradaki konu ben Fred'e kötü oyuncu demiyorum. Asla değil. Zaten şey. Onun yokluğundan böyle. Zaten yokluğunda burada sen barın mazeret, barın. Mazerete şey yapıyorsun. Aslında mazeret de değil. Yani ya sen maçtan önce Fred'i konuşuyorsun değil mi abi? Mazeret olarak ya Fred oynamadığında Fenerbahçe'nin ortası az zayıf, organizasyon yapamıyor tek oyuncuya. Çözümünü üreteceksin o zaman. Aynen. Çok sen maçtan önce Fred'den bahsediyorsun. Doğru mu? Doğru. Şimdi maç bitiyor. Yani hocam mesela sen bugün ben de şunu soruyorum. İrfan Can kenarda çok iyi oynarken bugün neden geçen hafta hasbelkader gol atan performansından geldiğinden beri kimsenin memnun olmadığı Cengiz'i en önemli maçında oynatıyorsun da İrfan Can'ı 8 numaraya koyuyorsun diye soruyorum ben. Mesela bunu söylesen, desen ki atıyorum ben Cengiz'in oyun futbol karakterine güvendiğim için tabii ki senin hocam biz kimse bizim haddimize değil onu oynat bunu oynat. Hani bunu söyleyebilirsin diye söylüyorum. Sen dönüyorsun, biz iyi oynadık, zaten lideriz, bazı maçları kaybetmemek önemlidir. Hala lideriz. Fred de 4 haftaya gelecek. Mesela şunu söylesen. Yani biz Mert Hakan'a çok yüz verdik. Camia olarak. Bizim en iyi oyuncumuzu yalandan spekülasyonun içine çekti, attırdın desen mesela. Mert de cezalı Mert Hakan'da. Mert Hakan'ı niye söylemiyorsun? Fred'i söylüyorsun. Yapmayın abi bak bir şey söyleyeceğim. Biz böyle olmaz. Diyeceksin ki benim oyuncularımın ayağı titredi. Galatasaraylı oyuncuları da söylüyorum aynı şekilde. Onların da ayağı titredi. Bütün bir ülkenin beklediği bir maçtı. Oyuncular fazla kaldıramadılar diyeceksin bu maçı. Olmadı. Heyecan olabilir. Herkes heyecan yapabilir. Ben buna bir şey demiyorum. Bizim de çok heyecanlı olduğumuz maçlar oldu. Topu almak istemediğimiz, oyuncuların arkasına saklandığımız. Ya sen Fenerbahçe'sin. Ezeli rakibinle içeride oynuyorsun. Ya Ferdi bugün taçı 35 saniyede atmaya gidiyor. Daha bunu bana açıklama. Senin ezeli rakibin evine gelmiş ya. Alcan, atcan, çabuk oynayacaksın. Onlar titriyecek. Ferdi 45 saniyede gidiyor taç atıyor abi. Bana anlatmayın Allah aşkına. Nasıl hazırladınız bu oyuncuları ya? Okan Hoca'nın açıklamaları devam ediyor. Kazanmak için geldik. Kazanacak bir oyunu da daha çok ortaya koyduk. İki takım da bu maçın sonunda oyun olarak kimseyi mutlu edemedi. Az pozisyonla geçti. Rakibimiz çok bekledi. Bu derbiden daha çok pozisyon, insanları doyuracak bir oyun beklenebilirdi. 0-0 bitti. Çok mutlu olmasak da derbi zordur. Daha çok bizim hakim olduğumuz bir oyundu demiş Okan Hoca. Barış Alper Yılmaz, burada forvetle oynadım sol bekte. Hocam nerede şans verirse faydalı olmak istiyorum. Takımımız başarılı olsun bunun için çabalıyoruz. Ortada bir maçtı. Çok pozisyona giremedik, çok pozisyon vermedik. Şimdi hedefimiz Süper Kupa. İnşallah o maçı kazanacağız. Bu arada Barış Alper'i de tebrik ediyorum. Helal olsun. Kendi mevkisinde olmamasına rağmen muhteşem derecede çaba gösteren, elinden geldiği kadar her yere basan, bir şeyler yapmaya gayret eden bir oyuncu. Helal olsun Barış kardeşim. Tebrik ediyorum yani. Vallahi helal olsun. Beğeni ister misiniz? Angelino'dan daha iyi. Şu kaydırıyor muyuz? Yukarı mı kaldırıyoruz? Ya Batuhan niye öğretmiyorsun? Kaldıramıyor sana. Kaydırıyor. İndirmiyoruz. İndiriyor mu? Kaydırıyor mu? Kaydırıyor. Şimdi ne kaydırıyoruz. Ve Ümit abi. Ümit abi. Abi yapma kurbanın olayım seni. Niye yapıyorsun Ümit abi sen ya? Sen kaydırmaya devam. Değerli arkadaşlar beğeni sayımız oldukça az gözüküyor şu anda. 25 bin kişiyiz. Teşekkür ediyoruz. Beğeni butonuna basarsanız çok seviniriz. Okan Hoca'nın açıklamaları, Barış Alper Yılmaz'ın açıklamaları. Daha makul olmuş. Yani evet. Daha gerçekçi olmuş maç sonu açıklaması olarak. Yani İsmail Hoca kadar iyimser değil. Biraz daha gerçekçi bir açıklama yapmış. Şimdi, aslında İsmail Hoca'nın da bu tarz bir açıklama yapmasını yeğlerdim ben. Yani buna yakın, bunun gibi. Çünkü oyun hakikaten izlediğimiz oyun öyleydi. Barış Alper'i ben de tebrik ediyorum. Batuhan dediği gibi kendi mevkisi olmamasına rağmen özveriyle mücadele etmeye çalıştı ama işte maç iyi bir maç değildi yani. Bir şey diyeceğim. Ben bu yorumları okuyoruz ya biz şimdi biliyorsun. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Evet. Ya. Mesela şimdi konuşuyorlar işte yorum... taraflı yorum yapıyorum. Hı hı. Benim bugün konuştuğumda hangi taraf vardı? Yok. Penaltıya penaltı dedin. Ben ne dedim. Penaltı değil mi? Ben dedim. Niye konuşmuyorlar? Ben hangi takımım? Bütün chat penaltı dedi. Ben hangi takımım? Sen Beşiktaş'tın. Ben niye penaltı dedim? Abi. Sen taraf yorum yapıyorsun. Penaltı yani. Konuşmuyor. Bak maçın kaderi değişecek. Ha. Belki böyle ya, kötü tabii. Bir oyun izlemeyeceğiz. Ya bu arada bu Fenerbahçe'ye de olabilirdi bu pozisyon.
O zaman da penaltı. Ya insanlar artık şu at gözünü çıkarmasın lazım. Ben bunu 3 hafta önce söylemedim mi? Söyledin. Ne oldu o zaman, niye küfür etmediniz bana? %100 haklısın. Yani. Ya çok saçma. Şu bakış açısından çıkmamız lazım. Ceyhun'a. Abi bırak şimdi. Bir, yani taraftar olan o bakış açısından çıkması çok zor. Hakan hani biz burada... Hayır, ben burada yanlış. Ben Fener'e yanlış yorum yaptım burada mesela. Şey, elimizden geldiği kadar objektif yorum yapıyoruz. Tabii bizim ne tarafı tuttuğumuzu herkes biliyor. Tabii. Batuhan'ı da bilir, Ümit'i de bilir. Oğlum, ama zaten biz burada, ben Galatasaray'ım, bunu inkar etmiyorum ki. Taraf tutarak ben 9 sene o formayı kaptanlık yaptım. Ben zaten Galatasaray'ım, doğuştan Galatasaray'ım oğlum. Bunu inkar etmiyorum, burada sana söylüyorum. Oğlum, benim bir altyapım Galatasaray. Ben de 9-10 sene orada ama kaldım. Ama sen Fenerbahçelisin. Yani. Ben Fenerbahçeliyim. Tamam, ama biliyorsun. Kalkıp ortada bir gerçek varsa... Onu da söylemek zorundayız. Yani. Penaltı mı pozisyon? Bence de penaltı. Bana göre penaltı abi. Niye yalan söyleyeyim yani? Bana göre değil. Değil dediğim, ben izlemedim. Ben görmediğim şey bir şey demem. Belki atmadı dirseği abi. Ön taraftan kamera yok. Görmedim. Reziller. Ön taraftan o kamerayı görmem lazım ki bir şey diyeyim. Ki Okan Hoca da aynı şeyi söylüyor bak mesela. Çok, çok değerli söyledi, biliyor musun abi? Kamera yok. Ne? Ben görmediğim bir şey yalan konuşamam. Onu ben bu hak hukuk meselesine giremem. Penaltı artık bak. Çok önden dirsek ben o suratı görmem lazım teması ki bir şey söyleyeyim. Saçma ya, sapan işler ya. Bir tane görüntüden yakalayabiliyorsun ama. Böyle bir derbiyi o kadar az bir kamerayla insanların önüne sürmek var zaten. Ceyhun abi, bunların işi bu ya. Bunlar var abi, var. Vermiyor abi ekrana ya. Şu pozisyonun tekrarını nasıl bir kere verebilirsin ya? Bu pozisyonu penaltı diyor şu an bütün ülke. Sen bunu bir yayıncı kuruluş olarak bir kere veriyorsun. Bana anlatmasın kimse. Mesela var ya, bunlar yalan ya. Bunlar hepsi dümen ya. İlk yarı bir tane pozisyon vardı. O da ceza sahasının içinde. Abdülkerim düşerken koluna çarptı dedik ya. Mesela o pozisyonu da hiç göstermediler. Onu da göstermediler. Hiç göstermedi tekrarını falan. Zaten pozisyon hakkı devam etti de. Ama 3 gün daha oynasaydık. Tabii 3 gün kaleye hiç gelmez. Gelmezdi abi. İşin sen güzel bir şey söyledin ya. Hatta orada konuşurken söyledik ya. Evde izleseydik kesin uyumuştuk. Tabii bitmiştik. Abi ben şimdi her maç bilgisayarı yanıma alıp not çıkartıyorum ya. Bayağı yoğun not yok değil mi? Vallahi not yok maçta bak. Ümit Karan, Batuhan. Orada edilen sohbetleri alırım biliyorsun. Ben anladım. Yok abi, üçünüzün şeyi yok mesela. Yok yani. Böyle kitlenmiş gibi. Aynen. Boş boş televizyona bakıyorduk ya. Aynen öyle. Bir tek Icardi'nin hani kafa vuruşu var. Baksana şu an. Bir tek o kafa vuruşu var ya Icardi'nin. Biraz orada heyecanlandık. Ha, o kadar. Başka heyecan yaşamadık maçta. Ben de şeyde heyecanlandım. Şimanski'nin. Şimanski. Lan voleybol maçı izlesek daha çok zevk alırdık ya. İyi yere vurdu. En azından taktiği bakıyor ya voleybolda. Muslera da iyi uzanmış. Yani kaleyi tutsa Muslera çıkartmış. Voleybol maçı izlesek daha şey olur. En azından voleybolda bir taktik maktik oluyor. Tabii. Böyle yapıyorlar arkadan 2-5 yapıyorlar falan. Nasıl bir heyecanlanır mı? Şöyle yapıyorlar 2-5 yapıyor arkadan. Ümit abiye dön, öyle bir göster bakalım. Hadi ben. Neden? Sen dön. Ha döneyim, sen ne var o? Sen biliyorsun. Heyecanlanır mı bak. Böyle yapıyor göster, işte. Göster, dörtlü al. Döndün mü abi? Beni ne gösteriyorsun oğlum, dörtlü al. Oğlum dörtlü al diye de. He? Göster. Dur ben şuradan. Yap Hakan. Dur şuradan. Ortadan mı yapacaksın? Şu ortadan yapayım. Dur. Çekil Batuhan. Böyle yaparlar. 5 yapar. 2-5. En azından bir heyecanlanırdık. Burada hiçbir şey yok. Hakikaten o taktikler falan da çok inanılmaz. Ya Ümitcan aradı. Baba böyle maç mı olur ya? Ya sen dedin. Hayatımda izlediğim en kötü derbiyi seyrediyorum dedi. 17 yaşında. Ya Ümitcan 3 yaşındasın. Toplam zaten 2 tane derbi izledim oğlum. Ne yalanlar rolleniyorsun kendi kendine. Aklın Kemal Erdin'den beri 3 maç izledim oğlum. Bu mikrofon çok yanlış yere gitmeye başladı Hakan. O zaman yavaş yavaş programı kapatalım. Vallahi kapatalım, ben 2 saat yayın bekliyordum. Şöyle aynen. Bir şey söyleyeceğim. 15 dakika ben de bekliyordum. Yaptık ya. Vallahi ben de öyle bekliyordum. Ama maçta hiçbir şey yok. Ne konuşacağız? İnşallah Süper Kupa böyle olmaz. Zaten Arabistan'da oynanacak. Yok yok, Araplar parayı böyle oynarsınız vermeyiz demiş. Bir şey söyleyeceğim. Salladın mı hakikaten, böyle bir duyum var mı? Salladım abi. Altyazıyla mı izleyeceğiz? maçı altyazıyla izleyelim bari. abi yok sorma. O daha beter ya. Nasıl ya? Türkçe anlatılmayacak mı o maç? Türkçe anlatılacak. Ben niye altyazıyla izliyorsun maçı? Ben ne bileyim, olabilir. Belki onu da satmış olabiliriz oğlum. Yok o kadar da değil. Niye oğlum? Olabilir aslında. Arabistan satmış olabilir de. Oğlum, Erhab. Ya Erhab. Neydi o ya? Kapı mıydı? Ha? Ne bileyim, ben bilmiyorum, Ömer bilir onu. Ronaldo'nun maçlarını izliyorum ya, oradan şey olabiliyor. Bence Ömer bilir onu. Arkadaşlar son kez şu ekranlara bir beğeni atalım. Evet, beğenimiz çok az. Beğeni bizim için çok önemli. Beğeni butonlarına bir kere basalım. Bir de abone olalım arkadaşlar. Bak şu zil sesi var ya, şu zil sesinden de bildirimleri açıyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Vallahi gönül ister. Ya hayatımdan 1,5 saat çaldım. Vallahi çaldılar. Kur'an çapsın, ben şimdi dizi izlerdim ya. Hangi vallahi dizi izlerdim ya. Hangi Netflix'ten dizi? Yeni bir diziye takıldım Ceyhun abi. Hangisi? Çok güzel ya.
Vallahi büyük sıkıntıydı ya. Hangisi diyorum oğlum ben? Ha, reklam mı abi? İsmi gelmedi hakikaten. Ceyhun abicim ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Batuhan'cım çok teşekkürler. Neydi lan benim izlediğim dizinin adı Hakan? Ne bileyim lan ben seni izledim. Adam benim var ya. Zamanlığını konuşturuyorsun ya. Avukat var ya. Neydi ya? Girip şey kuş bakışı mıydı? Ya ne yaptın Hakan sen? Aa, ATV mi dedik sana? Ha kuş uçuşu ya. Kuş uçuşu değil mi? Sen biraz ya, kuş uçuşu. Ne anlatıyorsun? Kapatacak mısın? Sen niye bana yükseldin dayı? Ne bu? Kuş muhabbetini zaten ama sabahtan beri dayıcım, bak, kuş şey muhabbeti sorayım. Yapıyoruz. Niye dayıcım? Sabah 5.30'da damlar da cik 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 ötmeyi biliyorsun. Ya bu çok bilim bir adam ya. Allah çok. Dizime bakıyorum şu anda. Kuş uçuşu, kuş uçuşu. Kuş uçuşu. Ümit abicim ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz. Bugünkü... The Walking Dead Hakan'cığım. Oo. Onu izliyorum. Peki. Aynen. Değerli izleyenlerimiz. Düşünmedi gitti. Netflix'e girdi biliyorsun bakar. Değil mi? Buldu. Çok seviyor Netflix'i yalnız izlemeyi. Böyle tarih filmlerini falan sever. Buyur Cem abi. Ben de severim. Yani evet. Hakikaten. Yalnız bu depremden sonra ben bunlardan üyelikten çıkmıştım. Sonra para verdiler falan ya. Yardım ettiği şey açıklama olunca tekrar geri girdim. O da yani kısa bir bildirim olsun. Oğlum biz niye böyle Daltonlar gibi çıkıyoruz ya? Mami. Hadi kapat Hakan. Değerli izleyenlerimiz yayınımızın sonuna geldik. Beğeni butonuna basıp kanalımızı takip ederseniz çok seviniriz. İyi ki varsınız. Kapattın gerçekten. Teşekkürler.